Bir tane arkadaşımız da Eren Bozan adlı arkadaşımız Yamaha VR125X için tabii cross ve enduro başlangıç ekipmanı istemiş. Yani cross kaskı çok fazla seçenek yok elimizde. Yani crossçular için müthiş seçenekler yok elimizde. Ama cross bir cross enduro olabilecek Modeka'nın yeni tip montları var. Bunlardan biraz daha uzun. Onları diğer tanıtımlarda zaten göstereceğim. Burada tekrar göstermiyorum Eren. Onları hani tekrar göstereceğim için detaylarda detaylıyorum. Bundan sonraki videoları ekleyeceğim için oradan bakabilirsin. Yamaha VRX VR125X için demişsin. Elimizde olan iki tip kask var. Bir tanesi Bell'in bu kaskı. EC2205 sertifikasına sahip. Bu Bell SX1 diye geçiyor. Google gözlükle kullanılıyor. Uzun burnu var. Cross için özel yapılmış. İstersen buradan çıkartabilirsin şu gagasını. Pardon, tereyini. Gagası değil tabii ki. Ön tarafında havalandırma kanalları var. Üst tarafında hava kalan kanalları yok. Arka tarafında hava çıkış kanalları var. 2205 sertifikasına sahip. EC2205 1500 gramlık iç pedleri çıkabiliyor. Bel bildiğiniz gibi tüm kaslarında Double D kullanıyor. Ve bunu da bakayım bu kafama olur mu? SX1 EC bakalım. Mont var şurada. Evet. Bu da şöyle bir kask. Double D bağlantısı var ve her şeyi 4-4'lük bir kask. Bundan alabilirsin. Bunun fiyatlarını zaten paylaşacağım seninle. Bir de şu var. Bir de bu kask var. LS2'nin bu da Stripe modeli. Stripe modeli gerçekten iyi. EC2205 sertifikasına sahip 1400 gramlık bir kask. Aynı özellikler bunda da var. Diğer Bell SX1'deki gibi. Tereyi çıkabiliyor. Üstündeki terek çıkıyor. Böyle vidalı şekilde yapılmış. Ve hani bakış açısı geniş. Zaten Google bir tane daha gözlük alıp onunla kullanman gerekecektir. Çünkü gözüne bir şey olması an meselesi böyle şeylerde. Yerden sıçrayan toz parçası, öndeki arabadan gelen bir taş parçası tamamen seni kör edebilir veya işte sana çok kötü anlar yaşatabilir. Hastanelik olabilirsin. Bu mesela çok uygun, ucuz fiyatlı bir kask. 350 liralık bir kask. Diğeri biraz daha pahalı olması lazım. Bu 190 dolarlık bir kask ve bunda da hani LS2'nin bu kaskında da Double D bir bağlantısı var. Çenenizi yırtmasın diye altında destekleri var ve iç petlerini görüyorsunuz zaten. Hem yumuşak hem dayanıklı şekilde yapılmış. Ön hava kanalları var. Şu çenesinde hava kanalları var. Üst hava kanalları var. Belde yoktu mesela. Ve arka tarafında arka çıkış hava kanalları var. Bunu da kim bu olacak mı? Diğeri biraz zor oldu. Bu da biraz zor oldu. Çene tarafından çok sıkıyor. Pardon, çene değil, şu elmacık kemikleri tarafından fazla sıkıyor. Şöyle gösterebilirim. Fazla seçenek olmadığını söyledim zaten. Diğer hani mont seçeneklerini, eldiven seçeneklerini ve işte hani pantolon olsa pantolon seçeneklerini diğer videoda paylaşacağım. Bir de arkadaşlarımızdan bir tanesi Ramazan Yörük adlı arkadaşımız 1700 TL'lik veya 2000 TL arasında giyim chopper ekipmanı yani chopper giyim tavsiyesi istemiş. Ona uygun bir şeyler de çıkartmaya çalışacağım. Chopper için kullanılabilecek çoğunlukla chopper'cı arkadaşlar biliyorsunuz hani yarım tas şeklinde kasklar kullanıyor. Benim önereceğim ise yine hani yarım olabilir. Şu kasklardan önerebilirim. Bell Rock kaskları bunlar. 430 dolar. Hani uygun fiyatlı değil tabii ki. 430 dolar zaten hani senin bütçeni hani burada yazdığım bütçeyi aşacaktır. Ama hani en azından ben göstereyim. Şöyle çıkıyor ön tarafındaki çene bağlantısı. Ve şöyle takılıyor. Bunu taktıktan sonra diğer çene bağlantısını şöyle çat diye takabiliyorsun. Ben bakalım çat diye takabilecek miyim?
bakayım. Bunu aynada takmam gerekecek galiba. Şöyle. Şöyle. Neyse takamadım. Şöyle duruyor. Böyle duruyor. Bu kastan alabilirsin derdim fakat 1700 lira 2000 lira arası bir bütçe demişsin. O yüzden hani bu bütçeyi gerçekten aşacaktır. Shark RAV'lar var. Shark'ın Rock modelleri var. Onlardan alabilirsin. Veya hiçbirinden almayayım ben. Hani yine bir yarım bir kask alayım diyorsan hani çapıra da uygun olsun diye. Şöyle bir LS2'nin bir versiyonu var. Hani hoş görünüyor. Benim de hoşuma gitti. Chopper'da da kullanılabilir. Aynı zamanda hani şöyle bir güneş vizörü var. Hani güneş vizörlü kullanır mısın bilmiyorum. Ya da hani bu tarz kullanır mısın bilmiyorum. Bunlar tamamen öneri. Hani yapısıyla, görüntüsüyle chopper'lara uyabilecek, hani bir gözlükle takıldığı zaman rahatlıkla chopper'lara uyabilecek şekilde yapılmış. Mont tavsiyesi vereyim. Mont tavsiyesi hani uygun fiyatlı montlar. Venom Texas demiştim daha önceki videoda da. İşte Venom Texas'ın hani onlar biraz sentetik deridir tabii. Deri mont olarak Venom sentetik deri mont olarak Venom Texas'ı söyleyebilirim. Yine Proel'in derisi var mıydı acaba? Proel'in derisini hatırlamadım ama Venom Texas alabilirsin. Hani uygun fiyat 1700-2000 lira arası almak istiyorsan onu tavsiye edebilirim. Bu kasla güzel uyacaktır. Hem yapısı hem görüntüsü şekliyle gerçekten iyi uyacaktır. Eğer hani Tech90 Pirate veya Madra gibi bir, yani bir pantolon, sadece bir dizlik değil bir pantolon almak istiyorsan Tech90 Pirate'ın siyah modelini önerebilirim. Bu siyah modeli gerçekten iyi, hoş bir model ve aynı zamanda hani chopper kullanımında uygun, biraz daha hani siyah koyu renklere sahip bir model. Çünkü hani Kevlar korumaları var, işte ne denir, kalça desteği var, diz desteği var, her şeyi var yani. Bunun siyahı gerçekten iyi gidecektir. Siyah eldiven olarak da yine Vexo Venom önerebilirim. Onların da detaylarını zaten sana vereceğim, linklerde paylaşacağım. Bu Vexo'nun Comfort modeli. Bu da Havik Garage siyah deri eldiveni. Bunların ikisinden bir tanesinden alabilirsin. Sana önerebileceğim Rockwell bir tane bot alman. Tamamen siyah bir bot almak istiyorsan, hani çarpmalara ve destekli olsun istiyorsan Daytona alabilirsin. Daytona botlar güzel, hani chopper'a da uygun olacaktır ama tabii hani biraz spor sürüş modeli. O yüzden hani chopper'cıların giydiği gibi tamamen hani böyle asker botu tarzı bir şey de alıp kullanabilirsin ama tabii bir motor botu kadar dayanıklı olmayacaktır. Bazılarının önünde koruma oluyor, bazılarının topuklarında koruma oluyor, bazılarında olmuyor. Ona göre tamamen kendi seçeneğin. Benim önerebileceğim işte Vexo'nun Comfort modeli, Havik'in Garage siyah modeli. Bunlardan alabilirsin. Bunlar uygun fiyattadır. O bütçeye de gerçekten uyacaktır. Mesela bu 150 lira, bu 350 lira. 350 lira ile 150 lira arasındaki farkı tamamen kendine bağlı. İşte size yardımcı olmaya çalıştım arkadaşlar. Olabildiğince hani uygun fiyatlı, bazıları da yüksek fiyatlı isteyen arkadaşlar vardı. İnşallah yardımcı olabilmişimdir. YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Paylaşın, herkese ulaşsın arkadaşlar. Çünkü hani birçok arkadaşımız yanlış şeyler alabiliyor. Ben en iyisini önermeye çalışıyorum. Siz, benim adım Cem. Hepinize iyi sürüşler.